Bunun için de en önemli şey saha içi yerleşim aslında. Saha içi yerleşimi iyi olan takımlar hem setleri daha kuvvetli oynayabiliyorlar. Aynı zamanda topu kaybettikleri anda da topu tekrar geri kazanabiliyorlar. Bu bir avantaj. Sana katılıyorum. Lemos sonuçta U19'dayken Wonderkid'ti ve Tabii. Barcelona seviyesinde görülen bir oyuncuydu. Aşama kaydedilmedi ama sonuçta iyi kötü diye değil de takıma uyup oyuncu profili ya da uyum sürecini atlatmasını beklemek lazım. Bu da zaman gösterecek. Bu arada Antalya-Ankara gücü maçında bir son anlar oynanıyor. Bir skoru hatırlatalım. Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü var. Ankara gücü karşısında günün bir diğer maçı. Sevgili seyirciler, son dakikalar o karşılaşmada. Heyecan dolu bir hafta yaşıyoruz tabii Süper Evet. Lig'de. Antalyaspor'un da kendi evinde 1-0 önde olduğunun 6. sevgili adresi Ersun Yahoviç'ten Hoca'nın ilk geldi gol. galibiyeti olacak herhalde. Öyle biterse. Değil mi? Evet. Üçüncü maçı. İlk maçı Mağlubiyet, kaybettiler. beraberlik. Lig'de ilk galibiyeti, arada kupa Evet, galibiyeti kupada. var. Kupada galibiyeti var. Ligde ilk galibiyeti olacak Ersun Hoca'nın da Antalyaspor'un başında. O da tabii çok önemli bir görev üstlendi. Antalyaspor'un şunu ifade edeyim. Gerçekten genç oyuncu havuzu Türkiye'de en iyi takımlardan bir tanesi. Hepimiz Trabzonspor'u Evet. konuşuyoruz. Trabzonspor'un da çok güçlü bir genç oyuncu havuzu var ama Antalyaspor'un da özellikle genç oyunculara, işte bu TFF 2'deki, TFF 3. Lig'deki oyuncuları çok yakından takip ettirdiğini, işte oradaki Sedat Hoca Evet, tanıyorum. vasıtasıyla özellikle ve çok ciddi bir genç oyuncu havuzu olduğunu söyleyelim. Gelecek adına hatta bir pilot takımları da var yanlış bilmiyorsam. Bodrumspor Bodrumspor. aldılar. Bir pilot takımları da var. Yani gelecek adına kaçıncı olacak? Dört büyük dışında Bursaspor oldu, Başakşehir oldu. Antalyaspor böyle devam ederse tabii çok da değerli bir teknik adamla şu anda yola devam ediyorlar. Antalyaspor böyle devam ederse 6. değil 7. şampiyon olarak bir aday olarak yıllar içerisinde bunu gösterebilir diye düşünüyorum. Yani bugünkü kadroya bakar mısın? Ersan Gülüm, tecrübesi Evet. tartışılmaz. Eren Albayrak, Kudryashov, Nuri Şahin, Lukas Podolski ki golün asistini yaptı. Adis Yahoviç, hani ligi de iyi bilen Tabii. kaliteli futbolcuların olduğu bir takımdan İşte bunların içine bahsediyoruz. genç kardeşimiz Doğukan gibi, Evet. Doğukan, Bünyamin gibi, işte Ufuk gibi Ufuk, evet. çok değerli gençleri de katarak güzel bir harmoni yakalıyorlar. Gökdeniz yine. Bu sezon açık konuşalım. Bu sezon benim beklentimin altında performanslar işte. Yani teknik direktör istikrarsızlığı yaşıyorlar biraz. O problem var. Ama uzun vadede baktığında, orta ve uzun vadede hem yönetim anlayışı, organizasyon anlayışı hem de ellerindeki değerler Süper Lig'de çok daha yukarılara çıkabileceğini gösteriyor Antalyaspor'un. Ki umarız bu yarışın içine dahil olur hocam. Bu Bu sene tarz olmasa takımların da çok takımlı şampiyonluk yarışı her zaman ligin kalitesini de artırır zaten. artık bir de zorunluluk. Sonuçta hem pandeminin etkisi hem de ekonomik olarak kulüplerin büyük krizde olması artık genç oyuncu havuzundan oyuncu tercih etmelerini ve bunlara şans tanımalarını beraberinde getirecek ve zaten önümüzdeki sezon bu sene ertelenen yabancı kuralı da Muhtemelen devreye girecek. devreye girdiğinde zorunluluk da var ve bu takımlar işte buna hazırlıklı olan takımlar Antalyaspor, Sedat Hoca'yı tanıyorum ve Ankaraspor'dan bu yana bu işin uzmanlarından bir tanesi gerçekten birçok genç oyuncuya sahipler. Keza Konyaspor'da da 4-5 tane bizde çıkardığımız oyunculardan var. Trabzon, Bursa, Altınordu. Buna hazırlıklı olan takımlar şanslı olacak. Ve bu az önce dediğim gibi zaruriyet. Bu ekonomik krizde bu oyuncuların, bu paraların dönme şansı zaten yok. Tabii. Özellikle bizim mesela Konya gibi, Antalya gibi bunlar çok değerli camialar ama sonuçta ekonomik olarak belli bir kısıtlama var. Artık TFF tarafından da yapılan bir kısıtlama var. İşte o limitler belirleniyor vesaire öyle kafanıza göre harcama yapamıyorsunuz. Her transfere de lisans çıkartamıyorsunuz. Artık bunun çok farklı bir organizasyonu gerektirdiğini kulüpler yavaş yavaş anlıyorlar. Bu şeyde hocama müsaade edersen Cüneyt abi Tabii ben bir ki. soru soracağım. Bizim Erdoğan son maç 11 oynadı. Evet. Onun Türk pasaportu var mı hocam? Yok. Yok mu? Makedon O pasaportu. kötü olmuş. Mesela Konyaspor için çok değerli bir hani Türk pasaportu olsa çok değerli bir kazanç. Kesinlikle. Şimdi yavaş yavaş o çocuk gelecek. Ben onu takip ediyorum. Hatta Aykut Hoca dönemi ilk çıktı değil mi A Evet, takıma? tesadüfen Evet. Aykut Hoca'nın altyapıdan hikayesi.
altyapıdan devre arasında kampa götürdük. Böyle bir oyuncunun varlığını. Sonra hoca o sene onu kadroya almak istedi. Fakat yabancı sayımızdan dolayı mümkün olmamıştı. Ertesi sene de geçen sene kadroda tuttu. Genç, gelecek vadeden, çalışmayı çok seven, pırlanta gibi bir çocuk. Kısa vadede... Ki kupa işte bu tarz gençler için hep büyük şans diyoruz. Son maçını Manisa, ben anlattım. Manisa maçında hat-trick yaptı. İki gol mü attı? İki gol attı. Hurtado hat-trick yaptı. Ha, Hurtado hat-trick. Çok gol olunca... Hat-trick'e yaklaştı ama Erdoğan'da. Bu arada ben Erdoğan dedim ama sırtında Dacı yazıyordu. Daha çok Dacı'yı kullanıyor galiba. Erdoğan da soyadı. Erdoğan Datsi. Soyadı Datsi yani. Hangisini kullanmak? Erdoğan daha çok. İsmi Erdoğan. Ben yani evet. Erdoğan. Türk gibi bakarsan Türkçe biliyor. Erdoğan'ı kullanıyor. Elif, yani nasıl Elif'e Elif diyorduk. Hani elmas demiyoruz. Ama stoperlerinden Dacı diye anons ediliyor. Doğrudur. Demek ki Dacı'yı kullanıyor. Ya şimdi şöyle, Elif'e de hep Elif diyorduk. Hani elmas demiyordu kimse. Yani evet, öyle bakarsan o da Makedon olduğu için. Yani Türk sonuçta, yani Türkçe biliyor. Ama kumaşı gayet iyi. Çok iyi oyuncu. Ben. Bir de iki ayağıyla, iki ayağın hocam bence kullanabilmesi. Konyaspor o oyuncudan para kazanır çünkü çok yaşlı genç. Ya işte şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Burada Antalyaspor Ankara Gücü'nü 1-0 mağlup etti. Ankara Gücü açısından da işler ne yazık ki iyi gitmiyor. Ankara Gücü bir Ankara Gücü klasiği. Devre arasına kadar ligi boş geçiyorlar. Spor olarak üzülüyoruz tabii Ankara Gücü. Bol transfer ama bu sene onu da yapamayacaklar bu gibi. Bu sene gözüküyor. Başkan geçenlerde açıklama yaptı. Yanılmıyorsam 5 milyon euro ödeme yapılması gerekiyor diye. O yüzden fena bir kadrosu yok aslında ama lige kötü başlangıç yapınca beraberinde de... Umarız bir an önce toparlar hocam. Yani taraftarı olan, camiası olan takımların iç saha avantajını kullanamıyor. Ankara Gücü birçok takımda olmayan iç saha avantajı var Ankara Gücü'nün. Yani. Gece kondu %25 bir galibiyete katkısı var. Tabii büyük takım yani, taraftarı gibi taraftarı var. Yani özel bir seyirci. O sayede de devre arasında... 7-8 tane transfer yaparak 2 sezonu da kurtardılar. Doğru. Bu şekilde. Tabii canım. Yani çok değerli bir taraftarı var. Bu arada çok iyi yabancıları da var aslında, evet, baktığında ama sonuç olarak sonuca yansıyan ne var dersen büyük sıkıntı yani 10 hafta 11 hafta itibariyle en sıkıntılı takım Kayseri ile birlikte. Dün Kayseri Spor bu arada Kayseri Spor'la ilgili şunu söyleyeyim. Hakikaten ikinci golden önce şimdi Anadolu maçlarına geçtik söyleyeyim. Yani o golün neden iptal olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ya. Çok enteresan. Kayseri cephesinden de büyük tepki var. Ya ama hakikaten şimdi 2-0 öne geçecek orada. Tabii. Maç 1-1 bitti. O 2 puan belki seni ligde tutacak. Geçen zaten problem yaşamış bu takım. Berna Hanım sayesinde ligde kaldı. Berna Hanım yani, elini taşın altına koydu gerçekten. Çok kuvvetli bir kadrosu var. Kadro kalitesi de gerçekten yeterli. Ben bir de şöyle de düşünmek lazım. Daha 11. haftadayız ve 40 kaç hafta sürüyordu? 42. 42 hafta sürecek. Ya daha 4'te 1'lik periyot geçti. Hı hı. Aslında ikinci devre Fenerbahçe'nin maç fikstürünü dün bakarken ayın 3'ünde bir boşluğu var. 4 hafta sonra bir 10 gün boşluğu var. Ocak 3 ile 31 Ocak'a kadar 7 tane resmi maç yapacaklar. Hı hı. Ligde 4'ü içeride ve burada da rotasyonu en iyi kullanan, kadro derinliği olan takımlar bir ön plana çıkacak. Burada hiç beklemediğiniz takımlarda arda arda puanları alarak farklı bir seviyede de olabilir. Tabii. O yüzden biraz ligi de öyle değerlendirmek lazım. Bu sene biraz kendi şahsına münhasır bir sezon. Daha uzun bir sezon evet, zaten hocam. Hem yani 40 maç sayısı yüksek, süresi kısa. Bir de pandeminin nereye evrileceğini bilmiyoruz. Hı hı. Belki örneğin şu an Fenerbahçe iç saha maçlarındaki seyirci avantajını kullanamıyor. Mesela Premier Lig'de bugün özetlerde de var. 2000 kişi taraftar. Evet. Chelsea maçını izledim dün hocam. Bayağı özlemişim yani. 2000 kişi deyip geçme, bayağı da ses çıkıyor. Evet. Birçok etken de beraberinde de getirecek ve bence Ocak ayı aslında bunun için çok önemli bir yer. Yani tabii, o 7 maç üst üste oynamak, her takımın bunu çıkarabilecek hem ne oyuncu havuzu var. Burada büyük sıkıntılar yaşayacaklar. Bu arada o seride hocam 3 Ocak yani 24 Aralık'ta Fenerbahçe son maçını oynuyor 2020'nin. Hı hı. Bir hafta bay geçiyor. Hocanın evet, söylediği gibi 3 Ocak yani o tam belli değil tabii o tarih. 3-4-5 Ocak'ta oynanacak. Kupa da var arada. Arada kupa da var. Geçersin. Şöyle 3 Ocak'la
31 Ocak arasında Sivas gibi, Erzurum gibi deplasmanlar da var. Soğuk deplasman. Tabii yani. Orada mesela eksi 40'larda falan maç oynayacak belki Fenerbahçe. Evet, çünkü Erzurum iklim itibariyle her takımı zorlayan bir... Yani zeminde bir sorun olmuyor altın ısıtma. Hayır, zeminde bir problem yok ama ne olursa olsun. Abi ben Erzurum'a gittim, iki gün kendime gelemiyorum. Doğru doğru. Kışın ben gittim yani şeye. Bayburt'a gittik biz. Hoca mı? Sizsiniz mi hocam? Bayburt'a gittik, biz Erzurum'dan geçtik Bayburt'a. Kimisi Trabzon'dan geçti, otel bulamadık orada. Hocam o maçlar mıydınız bilmiyorum. Yine Konyaspor, Gümüşhane Spor'la oynarken... Zemini sizin ekip çekiçle kırmayı evet. denemiştiniz, hatırlıyorsunuz. Evet. Siz de saha içindeydiniz galiba.